Tabii ki Nihat Bey bölgemizi iyi bilen, geçmişte belediye başkanı olmuş bir arkadaşımız, dostumuz. Bugün de Ordu Büyükşehir'de başkan danışmanlığı ve aynı zamanda Orkent yönetim kurulu taşıyan bir arkadaşımız. Ama ben ifadelerini çok da doğru bulmadım. Neden bulmadım derseniz. Çünkü yani şu anda hükümetin 2018 yılında ihale aşamasında olup da işe başladığı kültür merkezinin gelinen noktada müteahhit firmanın işi feshetmesinden sonraki durum çerçevesinde hükümetimiz buna kaynak bulamazken bugün Ordu Büyükşehir olarak burayı yapma taahhüt etmek bana göre çok doğru ve sağlıklı bir açıklama değil. Çünkü neden derseniz 2014 yılında Enver Yılmaz Bey Büyükşehir Belediye Başkanlığı adayı döneminde net açıklamalarını biliyorum. Ünye Kültür Merkezi, Tabakhane Deresi, Liman, Ünye Akkuş-Diksay Yolu, Huzurevi, Çamlık gibi birçok projeleri yapacağını ve taahhüt ederek geldi. Daha sonra da Hilmi Bey bunu devam ettirdi. Bugün gelinen noktaya baktığımız zaman geçmiş yılı dönemlerde özellikle AK Parti'ye mensup Büyükşehir Belediye Başkanı önceki ve sonraki 8 yıl geçmesine rağmen bugün itibariyle Tabakhane Deresi'nin hali durumu böyleyken, kültür merkezi müteahhit feshetmişken, yıllara dayalı Ünye Akkuş-Diksay Yolu ile ilgili herhangi bir çalışma veya da bununla ilgili bütçede gerekli bir paranın ayrılmadığı görülmüş iken, huzurevinin olmadığını görmüşken, limanın hala ihaleye müteahhitlerin girmediği, daha sonra ya tekrar ihale olacağı ifade edilmiş iken, bugünkü bu ifadeleri ben çok doğru ve sağlıklı bulmuyorum. Ordu Büyükşehir zaten Ünye gibi metropol bir ilçeden yıllardan beri büyük bir gelir elde etmesine rağmen en son geldiğimiz nokta Büyük Cami yanındaki dükkanların, Ünye Bey sahibi dükkanların Büyükşehir olduktan sonra, Büyükşehir'e geçmesinden sonra SGK'ya devredilmesi, daha sonra da oradaki insanların ve vatandaşlar bizlerin özellikle buranın güzel bir yeşil alan olarak değerlendirilmesi, vatandaşlarımız açısından altın otopark olarak değerlendirilmesi, üstünde vatandaşlarımızın rahat bir nefes alacağı bir alan oluşturması ifade ederken gelinen noktada tekrar SGK anlaşma yapılarak, protokol imzalanarak buraya inşaat yapılması hesaplanır iken bunu gelir elde etme noktasında ve yakın tarihte duyduğum noktasında Büyükşehir kendi ödemelerini yaparken dönem dönemde kredi ihtiyacı duyduğu noktasında böyle bir işte Büyükşehir o kültürme yapacak açıklaması ben doğru ve sağlıklı bulmuyorum. Bu sadece geleceğe dönük, ileriye dönük seçimde yaklaşmasından kaynaklanan bir seçim vaadi olarak görüyorum. Geçmişte olduğu gibi bu vaadin de geçersiz olacağını net olarak belli. Yani bir devletin, hükümetin kültür merkezini şu aşamada olduğu şeklinde bırakması hala fes olmuş durumdayken Büyükşehir neyine göre bunu ifade ediyor? Artı Büyükşehir geçmiş dönemlerde Enver Yılmaz döneminde geçmiş meclisin aldığı kararla Ordu bünyesinde belde evlerini yapmasına müsaade etmişken daha sonra buranın yıkılmasından kaynaklanan yaklaşık 50 ile 100 milyon civarında arasındaki bir rakamı Büyükşehir ödeme zorunda kalmış iken yani yapmasına izin veren irade AK Parti iradesi ve şeyleri yıkımına karar veren de aynı olmasına rağmen oranın bedelini Büyükşehir'de kimler ödettiriyor? Yani Ünye'nin gelirlerini alıp da bu bedeller ödenmiyor mu? Şimdi böyle olunca bu tür vaatlerin, şimdi Hilmi Bey de bir açıklama yapmış, işte 41 ili bağlayacak, gerekse biz yapacağız. Ya Hilmi Bey, güzel söylüyorsun da Hilmi Bey, bu yıllardan beri duyduğumuz boş vaatlerden öte bir şey değil. Yani neden değil? Çünkü senin şeyin değil, yani senin birçok bölgesel olarak Ünye'nin geçmişten beri birçok birikim ve yatırımlarını daha sonra gelene Ünye'den alırken, Ünye'nin yaptığın yatırım belliyken, yani yıllardan beri, 8 yıldan beri yaklaşık en az 6-7-8 milyon lira Ünye'den bir gelir elde etmişken, bugün Ünye'ye 150 milyon yatırım yapma derken, bu aradaki farklar nerede kullanılmasının hesabını sormayan insanlar mı var sanıyor karşında? Önce sen bölgemize adaletli ve adil bir şekilde yatırım hizmeti ortaya koyman lazım. Ha, Ünye ile ilgili bu sıkıntı var mıdır? Vardır. Tabakhane Deresi'nin yıllardan beri kalmasının sebebi nedir? Geçmişte Ahmet Arpacı döneminde 2014'ten önce burası projelendirilmiş, bunun doğu tarafı kamulaştırılmış olmasına rağmen batı tarafında 6-7 tane binanın 6-7 milyonluk kamulaştırılması hala bitmemiş iken, yani pazarcı esnafımızı oraya mahkum etmiş iken, bütün bunlar dururken, huzurevinin hala ortada bir şey yokken, bunun yanında Ünye'nin geçmişten beri hak ettiği ölçülerde hizmeti almadığı noktasında bu tür ifadelerin doğru olmadığını, bu ifade milletimizin inanacağını, kimse kanmayacağını ben açıkça ifade ediyorum. Sonuçta biz Ünye'liyiz. Tabii ki Ünye adına, bölge adına kim elinin altına taşın elini koyarsa memnuniyet duyarız. Yapılan her güzel şeyi de tebrik etmesini teşekkür ederiz. Ama artık AK Parti ve büyükşehirlerin, AK Parti'ye mensup büyükşehirlerin yavaş yavaş elden gideceğinin korkusuyla bu tür boş vaatlerinde artık ortaya atılması doğru bulmuyorum.
haliyle ben bu ifadeyi Nihat Bey neye göre söyledi bilemiyorum. Ama Nihat Bey bunu söylerken ortaya bana bilgi, belge, doküman, proje bir şeyler koyması lazım. Ve bunun bütçesini ortaya koyması lazım. Maalesef Büyükşehir bugün bunların hiçbirini elde edecek bir gücü, ekonomik gücü olduğunu sanmıyorum. Haliyle bir en sonunda OSKİ'ye üzerinden artış ve zamların olduğu bir yerde, yani Amasya'da 1 lira olan suyun, işte Samsun ve diğerlerinde 2-3 lira olan suyun bizim bölgemizde 7 lira, 10 lira olmasının sebebini anlamış değilim. Yani insanlar üzerinden maalesef güç ve yetki olarak bulunan insanlar veya vatandaşlarımızın tercih edip görevli insanların bölgemiz insan adına yaşanan sıkıntısı onlardan, duyarsız kalmalarından da son derece rahatsızım. Sonuçta insanlarımızın zaruri giderlerinden bahsediyoruz. Bugün insanlar su bir zaruri gidedir, elektrik zaruri gidedir, doğalgaz zaruri gidedir. Bu giderler üzerinde insanın önüne açılması gerekirken her gün zamlarla karşılaşıyoruz. Yani geçen yıl bu zamanlarda 7 lira olan bir mazotun bugün 30 lira dayanmasının hesabını bu insanlar veyahut da yaşadığı sorundan dolayı yaşadıklarını bilmiyor mu sanıyorlar? Şimdi geçmişte Ünye Kültür Merkezi'nin oluşumu da ben geçen dönem meclisiydim. Haliyle biz burayı aslında Ünye'nin merkezinde bu tür yeni olmayacağını ifade ettik. Bir beyin muhalefet meclisi olarak. Haliyle bize o zaman önümde söylenen şuydu. Kültür Bakanlığı bu yatırımı ancak ve ancak Ünye'nin işte 15 Temmuz meydanı yerin eğer ki Kültür Bakanlığı devre olursa Kültür Bakanlığı da buraya kültür meclisi yapacağını taahhüt ettiği için biz oraya müsaade ettik geçmiş dönemde, geçmiş meclis döneminde. Haliyle genel noktada o dönemde, geçmiş dönemlerde Sayın Numan Kurtulmuş Bey, bölgemiz insan denilen değerli bir abimiz, yılların siyasetçisi, Kültür Bakanlığı yapmış olmasına rağmen yapıldı mı? Yapılmadı. Peki bugün sokaklarda, seçim zamanlarında, işte Ankara'da çok değerli büyüğümüz, abimiz var denilen Numan Bey, abimize şu anda baktığımız zaman Ünye'ye devlet olarak hangi yatırımı yapmıştır? Yani hangi sözüne itibar edeceğiz ve hangi sözünün tabirine ortaya koymuş, çıkmış bir şey yok ki. Yarın ifade ettiklerine inanacağım. Yani Nihat Bey'in pozisyonu bunlar elbette pozisyonu değil ki. Nihat Bey danışmanlık yapan, evet. Orkent'te yönetim kurulunun birisi. Yani bu tür bütçelerin yapılması, ekonomik olarak sağlanması, o da Büyükşehir Belediye Başkanı, belediye meclisine geçer. Haliyle yani Nihat Bey'in neye göre açıklama yaptığı bilemiyorum ama Nihat Bey'in niyetinin iyi olduğunu kanaatim var mıdır? Vardır. Ama bu kanaat oluşmak, Nihat Bey'in işte bu işi Büyükşehir'in yapacağı anlamına gelmez. Çünkü onların haddini aşan konu bu. Şimdi sen yıllardan beri yani yaklaşık 24 bin süre ihale olmuş bir kültür merkezinin müteahhit firmaya işte 100 bin, 500 bin, 3,5 milyon liralık bir para yatırıp da 4 milyon 100 bin lira yatırdıktan sonra en son işte geçen yıl bu yılın başında 100 milyon lira bir bütçe ayrılmış bütçeden ama müteahhitin harcamaları giderleri avaki atmış. Müteahhitle sohbetimde 3 milyon, 3,5 milyon demir olmuş 15-16 milyon liraya. 180-200 milyon beton olmuş 800 bin milyon liraya müteahhit sen bu iş yap diyemezsin. Müteahhite ancak farkını şey yaparsan yapman lazım, ödemesin lazım. Bu da devletimiz, hükümetin bu kadar fark edilecek bir durum yok. Numan Bey'in, bak istesen Numan Bey bu konuyu çözerdi. Bak en çok üzüldüğü nokta ne biliyor musun? Bu Numan Bey, Ahmet Bey, Mehmet Bey hiç önemli değil. Ben şunu üzülüyorum. Ünye, biz biliyorsun Sancakbeyli yapmış, 158 yıl, 159 yıl önce bu bölgede hakimiyet kurmuş bir bölgeden bahsediyoruz. Biz bugün hala Ünye'nin geldiği noktaya baktığımız zaman gelirlerinin çok azaldığını, giderlerin arttığını bir bölge olarak görüyorum. Giderler ne demek oluyor? Vatandaşın nüfus artışıyla orantılı olarak çoluk çocuğunun ekonomisine katkı sağlama, gelir elde etme noktasında her geçen gün zayıfladığını, esnaf ve sanayicilerin, iş adamlarımızın istihdam sağlayamadığını, sonuçta da bölgemiz bundan zarar, sıkıntı yaşarken istiyoruz ki devlet bu dönemde sahip çıkmasını bekler iken maalesef biz devlete sahip çıktığı şey şu veyahut da Büyükşehir'in boş vaatlerle sahip çıkmaya çalışıyor. Ben gerçekçi bir adamım, doğru bir adamım. Keşke Büyükşehir Belediye Başkanı çıkıp da geçmişte Enver Bey'in ve taahhütlerini, demin bahsettiğim gibi Kültür Merkezi, Tabakhan Deresi, Liman, Mühendis Nüksel Yolu ile ilgili, Huzurevi ile ilgili bunlarla ilgili bir adım atılmış olsaydı 8 yıl geçmiş ortada yani hiçbir şey yok. Haliyle önümüzdeki seçim olacak seçimlerle ilgili tekrar işi güven taze edelim. Bizim vatandaşı boş vaatle buna inanacak ne Murat Çıraklı var ne insanlarımız var. Bu vesileyle ben özellikle teşekkür ediyorum. Nihat Bey'in niyetinin iyi olduğu kanaatim var ama bu konuda Nihat Bey'i aşacağı bir konu. O yüzden de ben çok doğru bulmadım.